1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Ovacık ilçemizde yaşanan olay hepimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Kar maskeli kolluk güçleri tarafından bir mekana düzenlenen baskında hukuka aykırı bir şekilde orada bulunan bir vatandaşımıza zor ve şiddet uygulanmış, masa ve sandalyeler dağıtılmış, insanlar tehdit edilmiş ve bir kişi darp edilerek gözaltına alınmıştır. Polis yaşananlara tepki gösteren insanlara karşı silah kullanmış, havaya 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Bu olay Türkiye kamuoyunda geniş yankı bulmuş ve büyük tepkilere neden olmuştur. Biz Dersim Emek ve Demokrasi Platformu olarak bu saldırının Dersim halkı üzerinde korku yaratmak, halkı sindirmek ve baskı altına almak amacıyla yapıldığını biliyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi demokratik hakkımızı kullanarak yapılan bu saldırıyı kınamak ve protesto etmektir. Bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz ki şiddetle Dersim halkının iradesini baskı altına alamazsınız. Dersim onurdur, onuruna sahipsin. Dersim onurdur, onuruna sahipsin. Dünyanın her yerinde 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlanırken ne yazık ki Ovacık'ta insan hakları ihlalleri yaşanmış ve bugün halk ihlaliyle anılmaktadır. Dünyanın her yanında barış talebiyle dile getirilirken Ovacık'ta esnafa ve vatandaşlara baskı ve şiddet uygulanmış, silah kullanılmıştır. Bunu asla kabul edemeyiz ve içimize sindiremeyiz. Gerekçesi ne olursa olsun insan hakları ihlallerine yönelik her türlü eylem insanlık suçudur. Antidemokratik hukuka aykırı davranışlar asla kabul edilemez ve sıradan bir olay gibi gösterilemez. Olaylar adli bir vakayla başlamış olsa da zırhlı araçlar ve silahlarla mekana baskın düzenlenmesi Ovacık halkı üzerinde bir korku atmosferi yaratma ve insanları sindirme amacı taşımaktadır. Yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki kolluk kuvvetleri halkın güvenliğini sağlamak yerine gücünü halka karşı kullanarak suç işlemiştir. Hukuk kuralları çerçevesinde ifadeye çağırmak yerine zor kullanarak kafe basılmış, halka zulmedilmiş, korku yaratılarak şiddet uygulanmış ve hukuka aykırı davranılmıştır. Bireysel gelişen olaylar medya tarafından bilinçli bir karalama kampanyasıyla Dersim halkının tamamıymış gibi yansıtılmaktadır. Buna izin vermeyeceğiz. Halkımıza karşı geliştirmeye çalışan bu pervasız davranışı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz. Bir çağrımız da halkımıza. Dilimiz ve kültürümüz bize neyi emrediyorsa ona göre davranmalıyız. Gelişi güzel, hoyratça tutumlar toplumsal dayanışmayı zedeler. Bir çağrımız da yetkili makamlara. Yaşanan bu durum cezasız bırakılırsa esnafımız ve vatandaşlarımız mağdur edilecek, bu hukuksuzluk meşrulaştırılacaktır. Biz Ovacık halkı olarak adli makamlara sesleniyoruz. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı, şiddet, korku, taciz ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilmelidir. Unutulmamalıdır ki insan haklarıyla insandır. Ayrıca dün burada saldırıya uğrayan arkadaşlar bugün an itibariyle Cumhuriyet Savcılığı aramızda değiller. Yanlış bir anlaşmaya neden olmasın. Bu açıdan bilgi verelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar.